videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hindistan'da bir keçi, akıllara durgunluk veren bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Hindistan'ın bir köyünde kendi halinde yaşamakta olan bir çiftçi, bakmış olduğu keçilerden birinin son zamanlarda ilginç davranışlar sergilediğini tespit etti. Keçi hiç olmadığı kadar hızlı hareket ediyor, diğer tüm keçileri her zaman geride bırakıyordu. Onun bu olağanüstü davranışı, hamile kaldığında da sürdü. Sanki yükü yokmuş gibi koşturup zıplıyor, görenleri şaşkına çeviriyordu. Bu hareketli keçi, doğum yapınca öyle bir yavru dünyaya getirdi ki herkes bir kere daha şaşırdı. Doğan keçi tek gözlüydü. Görenler bu keçinin lanetlenmiş olduğunu düşünerek onu öldürmek istediler. Ancak bölgede yaşayan birkaç Müslüman onun da bir canlı olduğunu, zulmedilmemesi gerektiğini söyledi. Hindu halk keçiyi öldürmekte ısrarlı görününce Müslüman bir adam onu satın almak istediğini söyledi. Ederinden çok çok yüksek bir fiyata onu alarak hayatını bağışladı. Tek gözlü keçi bununla da kurtulmayıp kendisine suikast düzenlemeye çalışan Hindu gençler tarafından bir sabah saatlerinde silahla öldürüldü. Keçinin ölümüyle üzerlerinden bir lanetin kalktığını söyleyen Hindular bir kez daha ne kadar sapkın ve yanlış inançlara sahip olduklarını kendi elleriyle ispat etmiş oldular. Tek başına bir dini inanış biçimi olmaktan ziyade sosyal bir sistem olarak yaşayan Hinduizmin dini temelleri Veda dinine ve Brahmanizme dayanmaktadır. Bu sebeple zamanımızda Brahmanizmle Hinduizmin birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. Tarih bakımından M.Ö. 2000 yılın son yüzyıllarında Hindistan'a yerleşen Hintlilerin kutsal saydıkları Vedalar adlı ilk çağ metinlerine dayanan Hinduizm, M.Ö. 1200-500 yılları arasında Hint Yarımadası'nı işgal eden Arilerin dini inanışı haline geldi. Daha sonraki zamanlarda bazı değişiklikler göstererek zamanımıza kadar ulaştı. Hinduizm'de iki temel inanç esası vardır. Birincisi tenasüh, yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre varlıkların ruhları öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir. İkinci temel inanışsa kast sistemidir. Halkı birbirinden ayrı dört sınıfa ayıran bu sistemin birinci sınıfı Brahmanlardır. Bunlar Brahma inanışının kutsi rahipleri ve alimleridir. Mukaddes Veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermek vazifeleridir. İkinci sınıf Krishnalardır. Bu sınıfa hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları ve askerler girer. Üçüncü sınıf Vayansalardır. Bu sınıfa da tüccarlar ve çiftçiler girerler. Dördüncü sınıf Chudralardır. Bu sınıfa işçiler, sanatkarlar ve benzeri girerler. Bu dört sınıftan çıkarılanlara ise Parya ismi verilir. Bu zavallıların insan gibi yaşamak hakkı yoktur. Hayvan muamelesi görürler. Dört sınıfa giren insanların haklarına malik değillerdir. Hinduizm'de yaratıcı Brahma adı verilen tanrıdır. Ayrıca Krishna, Vishnu ve Shiva'dan teşekkül eden üçlü tanrı inancı vardır. Hinduizmin bu üçlü tanrı inancına Trimurti denir. Bu üçlü inanışın dışında da Hinduizm'de sayısız denecek kadar tanrılar da vardır. Ayrıca dağlar, ırmaklar ve hayvanlar mukaddes ilahi varlıkları olarak kabul edilir. Hele inek, Hindistan'ın en mukaddes hayvanıdır. Çünkü o bütün insan olmayan mahlukların sembolüdür. Onu öldürmek demek, bir Brahman'ı öldürmek demektir ki affedilmez. Diğer mukaddes yerler Ganj Nehri ve Benares şehridir. Onlara göre Ganj Nehri insanın günahlarını temizler. Benares'te ölen Shiva'nın inayetine kavuşur. Hinduizm'de dini inanış emir ve yasaklar Manava Dharina Shastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır. Bu mukaddes kitaptan başka Brahmanalar, Upanishadlar, Puranalar, Mahabharatalar ve Ramayanalar adlı mukaddes kitaplar da vardır. Hinduizm'de insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yogadır. Birlik anlamına gelen yoga, hem psikolojik bir disiplin hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir. Tanrılara ulaştıran ikinci önemli yol tantrizmdir. İbadetlerin mühim kısmı kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır. Birincisi güzel amellerdir. Mesela ölenler için kurban kesmek, güneşi hürmet etmek, evde devamlı ateş yakmak, doğum, ölüm ve düğünler ibadet etmek, mukaddes kitapları okumak. İkincisi hakikat bilgisidir. Bütün varlıkların aslı tek hakikattir. Bu hakikate ulaşabilmek için dini bilgileri öğrenmek, rahip olmak ve dünyayı terk etmek lazımdır.